Herkese günaydın. Günlerden pazar, saatlerimiz 10.30'u gösteriyor. Yani yine Sosyopop günündeyiz. Ben İrem Can Kurtaran. Ben Mehmet Atçı. Sosyal medyanın nabzını tuttuğumuz Sosyopop programı başlıyor. Başlasın. O zaman ilk haberimizle hemen hızlı bir giriş yapalım Mehmet. Tamam. Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bir haberimiz var şimdi sırada. Kenan İmirzalıoğlu bildiğimiz üzere başka bir kanalda bir yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. Evet. Ve bu sunuculuğunu yaptığı kanalda da o yarışma programında bir soru çıkıyor karşısına. Ve eskiden yer aldığı dizide rol arkadaşı olan Tuncel Kurtiz'in sesiyle alakalı bir soru geliyor. Kenan İmirzalıoğlu da bakalım Tuncel Kurtiz'in sesini duyunca ne yapıyor, nasıl duygusal anlara kapılıyor, izleyelim, geriye dönelim. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalga vuracağı sözlerle. Çok duygulanmış. Evet, bayağı duygulanmış. Bayağı içerlemiş. Ama yine de karşısındaki yarışmacıya bence çok belli etmemeye çalışıyor ya olayı. Ya işin profesyonelliği gereği aslında belli etmemeye çalışmış da güzel bir mazileri var ve aralarındaki ikili ilişkiyi tam net bilmiyorum ama o dizide çok yakındılar bildiğimiz kadarıyla. Evet, bildiğimiz kadarıyla. Allah rahmet eylesin. Tuncel Kurtiz'e bayağı da oldu vefat edeli ama yani bayağı olmasına rağmen onun ardından böyle bir soruyla Kenan İmirzalıoğlu'nun karşılaşması ona da büyük bir sıkıntı olmuş ama çok güzel bir şekilde toparlamış diyoruz. Bir yorum gelmiş. Kenan İmirzalıoğlu'nun Tuncel Kurtiz'in sesini duyduğundaki iç çekişi demiş. Bu da ona olan sevgisini gösteriyor aslında. Kesinlikle bence de. Onu ne kadar özlediğini evet. Büyük ihtimal fark ettiğini düşünüyoruz. Bir ikinci haberimiz var. Demet Akalın'la alakalı yine. Bizim her zaman evet, Sosyopop'ta koyduğumuz Demet Akalın. Çünkü Demet Akalın'sız haber olmuyor. Olmuyor, gerçekten de. Olmuyor. Mutlaka bir haftada gündem oluyor Demet Akalın. Ve bir şey söylüyor, birine bir laf atıyor ya da bir TikTok çekiyor. Evet, video çekiyor. Dillere düşüyor olay yine. Olay oluyor. Şimdi Demet Akalın hadise biliyorsunuz daha önce bir konuşmasında senin kocan yok gibi bir şey söylemişti. Yani. Onun gibi ki senin kocan yok ki tarzında bir cümle sarf etmişti. Evet. Hadise de buna karşı Demet Akalın'a şakayla karışık da olsa siz Okan Kurt'la evli misiniz diye. Hatta ben şaşırmıştım hatırlıyor musun onlar evli değiller mi diye. Evli olduklarını düşünüyordum bir ben çünkü. Bir laf söylemişti. Beraberlerdi. Demet Akalın demiş ki ah bana kızıyorsun arkadaşım bak hala olmak seni mahvetti. Düşün anne olduğunda neler olacak demiş. İnşallah tez vakitte tatman dileğiyle demiş annelik duygusunu. Bu yorum bana çok olumlu geldi. Ya aslında kadın olumlu bir kadın da konuştukları, yani seçtiği cümleler diyeyim. Gerçi yazarken de çok beceremiyor ama seçtiği cümlelerde bir sıkıntı var. Bir anaç tavrı var ama Demet Akalın'ın bir anaç tavrı var bana göre. O da anne olmasını istiyormuş. Hadi senin. Öyle bir temennide bulunmuş, evet, güzel bir dilekte bulunmuş. Istiyor. En azından yani onu kırmadan, onu incitmeden bir şey söylediğini düşünüyorum. Çünkü geçen söylediği laflarda biraz sıkıntılıydı bence. Yani söylediği şeyler işte senin kocan yok, sen yalnız uyuyorsun. Evet söylemişti. Bu duygunun ne olduğunu bilmiyorsun gibi bir şey söyledi. Kırıcıydı ama kırıcı, biliyor musun bence aslında? Bence de kırıcı bir laf. Yani herkesin hayatında biri olmasına gerek yok ya da herkesin evli veya kocasının olmasına da gerek yok. Yani bu bir şart değil. Tek başına da insanlar hayatını idame ettirebilir. O yüzden kırıcı bir konuşmayı aslında biraz daha yumuşatmış, olumlu bir hale getirmiş bence. Gelen yorumlardan biri de şöyle, Mehmet'in az önce değindiği. Demet Akalın bir şey yazarken 5 kere okuyup anlamayan bir ben miyim? Buradaki arkadaşımıza katılıyoruz, biz de anlamıyoruz kesinlikle, Demet Akalın'ı. Kesinlikle, kesinlikle anlamıyoruz. Hatta ben Demet Akalın'la ilgili bir yazı veya şey okurken önce bir okuyorum sonra aktarıyorum. Çünkü yazdıklarını önce Türkçe'ye çeviriyorum çeviri oluyor. O daha sonra şey yapıyorum, size anlatıyorum çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bir yorumumuz daha var. Biri tercüme etsin lütfen. Bir şey anlamadım demişler. Gayet doğal. Aslında anlamanız için yapmıyor bence zaten. Zeytin dalı değil, bildiğin kavak ağacı demiş bir diğer yorumda. Evet, yani uzattığı dalın zeytin dalı olmadığından bahsetmiş. Yine bir iğneleme söz konusu mu i̇ğneleme, demiş yine? İğneleme tabii ki iğneleme söz konusu. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi işte demek istediğini tam diyebilen birisi değil bence. Tamamen aktaramıyor bence bize hissettirdiklerini. İyi düşünüyordur, mutlaka iyi düşünüyordur herkes için ama
Bazen de o çizgiyi böyle çizgi vardır ya aşmamak lazım bazı olaylarda. Ya şimdi mesela söyleyiş tarzı bakımından. Bizim çocukluğumuz ve annelerimizin hayranlığıyla geçen bir Seda Sayan serüveni oldu televizyonda biliyorsun. O anaç tavrı, bahsettiğim anaç tavrı aslında oydu. Biraz daha ablalığı yakalamaya çalışıyor Demet Akalın bence. Burada öyle bir şey yapmış, hani size göre belki evet bir zeytin dalı değil, kavak ağacı olabilir ama bence kendisine göre, onun tavrına göre çok kibarca bir davranışta bulunmuş diyebilirim ben. Evet, güzel bir davranış. Demet Akalın'a olumlu bir haber geldi. Evet. Biz de şaşırdık doğrusu. O zaman diğer haberimizle devam edelim. Evet. Mehmet, sana sormak istiyorum. En son neye üzüldün böyle içten bir şekilde? En son neye üzüldüm? Dün bir arkadaşımın evine gittim ben, ona yardım etmeye gittim. Bu olayı ben biliyorum. Ve aşırı yağmur yağıyordu. Şimdi ben gittim ama dönerken dedim ki hani taksi çağırayım. Buradan taksicilere sistemimi duyuruyorum. Hiçbiri telefonlarını açmadı ve düğmelere basıyorum, gelmiyorlar. Antalya'nın yağmuru ama meşhurdur hepinizin bildiği üzere. Ben çıktım evden, hani bir cesaret dedim hadi eve gideyim artık. Allah var korktum, çok korktum yani. Öyle yağmur yağıyordu, bir de gece saat 3 falan. Taksi de bulamadın. Evet, taksi bulamadım ve sadece bir tane köpek, bir tane ben yolda yürüyoruz. Böyle aşırı yalnız bir şekilde, kimse penceresinden bile bakmıyor. Eve geldiğimde İrem, yemin ederim sana pantolonumun kemer kısmına kadar ıslanmıştım yani. Ama Allah var, arkadaşım bana şemsiyesini verdi, başım kuru geldi. Evet. Evde çok üzüldüm. O da sana şemsiyesini verdi. Ben de çünkü geçen Mehmet bana geldiğinde ben de şemsiyemi vermiştim ya, yağmur yağdığında da. Şemsiye kullanmıyorum yani, herhalde ben. Herkesten sen şemsiye topluyorsun. Evde şu an 3 tane şemsiye var ve hiçbirisi benim değil. En azından yani sağlığınla alakalı bir şey üzülmüşsün. Evet. Aman hasta olurum. Zatürre yani olacağım. Yani sabah belki programa gelemem. Allah korusun, ertelenir olarak. Evet. Ondan korkmuşsun. Bakalım Yeliz Yeşilmen neye üzülmüş, neye ağlamış bu kadar, neye sitem etmiş. İzleyelim, geriye dönelim. Sonra mutluluktan mı, sevinçten mi, stresten mi ağlamaya başladım. Gerçekten Allah'a şükürler olsun. Gerçekten kalpten dua edin. Bu bir mucize. Sıfır benzin arabayla, bitmiş benzin arabayla boşa alıp da 10 kilometre gitmeyi başardım ama sonunda tabii ki çok yıprandım. Sinirden ağladım. Bilmiyorum artık kimlerin gözü kalıyor. Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Geçelik yolda bir tane benzinci bulamadım. 120 kilometre benzin vardı. Benzin sıfıra indi ve Allah'ın nasıl bir mucizesi olabilir ki ben sıfırı gösteren benzinle boşu alıp 10 kilometre gidebildim arkadaşlar. İşte insanların ne dertleri var? Yani. Mehmet, ne dertleri var? Buna niye ağlıyor bilmiyorum. Benzini bitmiş, sen benzinin bitse yolda kalsan ağlamaz mısın? Yani, evet. Bu kadar ağlamam herhalde ya. Arabada çocukları varmış sanırım değil mi? Arabada ailesiyle birlikte mi, tek başına mı gidiyor? Bilmiyorum, o konu hakkında bir fikrim yok. Ama ben olsam yani arkadan yani. Çocuk sesi geliyor videoda. Bayağı ağlamış, üzülmüş, evet, sürekli evet, gözlerini siliyor ya. Falan böyle. Acaba bir yere mi yetişmesi gerekiyordu, ne yapması gerekiyordu? Yani 10 kilometre yolu diyor, boşa aldım diyor, vitesi boşa taktım diyor, öyle gittim diyor. O şekilde diyor. Gittim diyor. Ama şey var bak, Allah aklıma, korudu diyor. Aklıma bununla ilgili çok güzel bir şey geldi. Ben liseye giderken bir tane hocam vardı. Buradan da ona selamla, o kendisini bilir artık izledikten sonra. Hocam şey, bir gün derse geldi ağladı. Durup dururken ağladı böyle. Dedim hocam niye ağlıyorsunuz, biraz da samimiydik diğer öğrencilere nazaran. Ya Mehmet dedi, arabadan inerken dedi kapıyı dedi ittirdim açılmadı dedi. 3 kere denedim biliyor musun dedi. Yani anladın mı demek istediğimi? Bazen ben kadınların... Sonucunda ne olmuş? İşte kapıyı açmış ama. Hattım. Olaya takılmış yani, anlatmak istediğimi, anladın mı? Mevzuya takılmış biraz yani, o durum ona... O an içsel bir şey mi gelmiş, duygusal mı gelmiş? Belki de sıkıntısı başkaydı aslında. Ha işte ondan bahsediyorum. Evet, onun gibiydi. Evet. Oradan bir bahaneyle ağladı, ağlamış, patladı. Ağlamış, içini dökmüş demek ama ki. Ama Yeliz Yeşilmen bence sadece buna üzülmüş. Yani benzini bitmiş, nazarlar değmiş onu, öyle düşünüyor. Ailesine ve kendisine sırf benzini bittiği için. Altına gelen yorumları okuyalım. Vallahi benim benzinim bitip yolda kalınca kahkaha attım. Sonuçta insan kaç kere benzini bitip yolda kalır ki? Komik bir hatıra oldu bence demiş bir takipçisi. Şimdi mesela olumlu bakmış. Şimdi sen böyle bir video attın, tamam mı, diyelim ki ağlayarak bir video attın. Ve altına da böyle birisi dedi ki komik bir şey olmuş. Her zaman başımıza gelmez. Sen o şeyi, yorumu beğenir misin? Hoşuna gider mi? Yorum daha çok İter seni, evet, değil mi? Daha çok yani İter derim ya. Ne diyor bu, ben burada ağlıyorum, ağlayarak bir şey çekmişim. Onun derdi ne dersin yani?
Geçen haftalarda daha doğrusu Yeliz Yeşilmen'in bir tane daha videosunu vermiştik Sosyopop'ta. Bu sefer metroya binmişti ve metroda böyle kendini çekip şu an ben metroya bindim çok heyecanlıyım diye bir video çekmişti. Hatırladım, evet hatırladım, evet. Onu da hatırladım. Demişler ki bu videolardan sonra metrocuların ahı çarpmıştır. Bana doğru söylemiş. Evet, doğru söylemiş. Bir başka yorum daha gelmiş. Allah başka ders vermesin demişler. Haklı. 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 En son yorumumuzu da okuyalım. Yazık ya, çok üzüldüm şimdi ben. Bu gece nasıl uyurum bilemiyorum demiş. İnsanlar ciddiye almamışlar pek. Asla ciddiye almamışlar Yeliz Yeşilmen'i. Komik gelmiş yani. Komik insanlara. Gelmiş. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Herkesin bu kadar derdi varken, bir yaşam mücadelesi herkes farklı şekilde verirken, Yeliz Yeşilmen'in de arabasının benzininin bitmesine ağlaması bana da komik geldi. Yani evet, o metroya binip video çekmesinden bunun çok bir fark olduğunu ben de düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani olacak. Demek ki ağlayacağı varmış derler ya. Ağlayacağı varmış, ağlamış. Bunu da takipçileriyle paylaşmak istemiş. Biz de sizlere böylelikle sunduk. Evet. Evet. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Müge bir çiftimiz Boz. Var. Evet. Müge Boz ve basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz. Evet. Evet, evet, olması doğru. Olması lazım. Evet. Bir dövme yaptırmışlar. Kızlarının ya da oğulların adını, daha cinsiyeti belli değilmiş. Olmadan, evet. Belli olmadan bir dövme yaptırmışlar. Çok fazla tepki gelmiş sosyal medyadan, takipçileri tarafından. Doğacak olan çocuklarına Vina adını vermişler. Bir anlamı var mıymış peki Vina'nın? Hemen anlatıyorum anlamını. Hı-hı. Müge Boz da yazmış, anlatmış takipçilerine. En başından beri daha ortada portakalın vitamini bile yokken, hı-hı, bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ileride bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik. Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu. Benim en önemli anılarımdan biri olan bu hikayeyi dinlemek isterseniz YouTube kanalına yönlendirmiş ve oradan bir link vererek işte hikayemi buradan dinleyin demiş. Dinledikleri bir şarkının adıymış. Aa, ismi. Evet, çocukların ismi, bir şarkının adıymış. Ekranda da gördüğümüz gibi dövme yaptırırken Müge Boz fotoğrafını görüyoruz. Gayet heyecanlı, kıpkırmızı. Ben Müge Boz'u çok seviyorum. Tatlı bir kadın değil mi? Çok güzel, çok saf bir güzelliği var yani. Çok seviyorum. Ve daha yeni evli. İlk çocukları zaten. Evet, ilk çocukları. Yani isimlerinde anıların olması benim çok hoşuma gitti. Bir şarkının, ortak sevdikleri bir şarkının, hı-hı, adını bebeklerine vermeleri çok hoşuma gitti. Çok fark edilmemiş olabilir ama dövmeye gelirsek, kollarındaki dövmede en son A harfi ikisinde de farklı şekilde yazılmış. Evet, o neden hemen şöyle bir açıklık, hı-hı, getireyim. Eşi olan Caner Bey demiş ki ben senin yazdığın yazı stiliyle yazmak istiyorum. Evet. Ha. Müge Boz'un kendi yazı stiliyle olan yazıyı dövme yaptırmışlar. Çok güzel. Çok evet, güzel. Güzel, anlamlı olmuş bence. Ve bebeklerin cinsiyetini de doğumda öğrenmişler bu arada. Neymiş cinsiyeti? Kız olmuş. Kız olmuş. Evet, kız olmuş. Ama Vina ismi zaten yakışır Vina ya. Vina ismi evet, erkeğe de yakışırdı bence. Unisex bir isim o zaman. Evet, tamamen iki tarafa da konulabilecek bir isim Vina. Mantıklı bir tercih yani olmuş. Buradan da bir isim önerisinde bulunalım o zaman. Evet, yeni bir isim olmuş. Evet, yeni bir isim. Ama takipçileri çok hoş karşılamamış bazı takipçileri. Tabii ki eleştirmişler. Demişler ki Vana mı, Boru, Mala. Vana mı, Boru, Mala, başka bir şey bulamadınız mı? Direkt bu inşaattan gitmiş. Evet, evet. Evet, biraz yani komik. Yani şey işte anlattığını okumamışlar, direkt Vina'ya takılmışlar. Evet, Vina'ya takılmışlar. Aslında olayın ne kadar romantik boyutuna hiçbir şekilde inmemişler. Evet, evet, çünkü onlar için çok anlamlı bir hale getirmişler aslında. Çok daha anlamlı hale, evet, getirmişler. Kıymetli bir şey ya. İnsan çocuğun ismini dövme yaptırmak isteyebilir yani, bu doğal bir şey. Evet. İsminin ne olduğuna da kendileri karar verirler. Hani şey denilmiş olsaydı, bilmiyorum yorumlarda görmedim ama annenizin babanızın adını niye koydunuz diyen olmamış, sadece herhalde şeye takılmışlar. Evet. Hatta Hazal Kaya ile ilgili bir haberimizde de Ali Fikret, Fikret Ali koyacaktı. Fikret Ali koyacaktı. Onda da mesela çok takılmışlar. Neden işte böyle eski bir isim koydunuz, eski zamanların, hı-hı, ismini diye. Yani onu da koysanız, bunu da koysanız her şekilde takipçileriniz sizi eleştiri yağmuruna tutacak yani. O yüzden içinizden geldiği gibi davranın ki öyle de yapmışlar. Evet. Demişler ki, hatta yorumlar, devam edelim yorumlara. Vina mı, Vida mı nedir, yoksa Vida yoksa duramazdı. Yazmaya çalışmış. Çalışmış. Ben de okumaya çalıştım burada ama.
Ne kadar saçma bir isim. Biri ses koyar, biri vina koyar. Daha neler duyacağız demiş. Ses bu arada ses de gayet güzel. Bence de çok güzel bir ses isim. Ses güzel. Kimin çocuğun ismiydi o ses? Ümit Erdim. Ümit Erdim mi? Evet. Evet. O da verdiği fazla kilolarıyla bu ara sürekli gündemde olan Çok bir isim. Gündemde oldu. Çok zayıfladığını söylüyorlar. Ama o da bir açıklama yapmış. Buradan hemen ona da değinelim biraz. Tüp mide ameliyatı oldu biliyorsun. Evet. Tüp mide ameliyatından sonra belli bir süre kilo alamıyor musun ya da çok fazla kilo verip sonra işte yavaş yavaş normale dönüyor musun? O da onu anlattı bakalım İşte inşallah. sosyal medyanın kötü yanlarından biri de aslında bu kadar eleştiri olayı. İyi Yani kötü sabırlı eleştiri insanlar olayı. ya. Evet, Gerçekten sabırlı sabırlı insanlar insanlar. gerçekten. Bu kadar takipçili olan insanlar. Zaman zaman bence onlar da çok üzülüyordur biliyor musun? Ya üzülmez olurlar mı Yani ya? bir yorum atıyor biri düşün. Senin ailenle ilgili bir şey yazıyor ya. Senin en özel şeyin, ailen Evet, sonuçta. evet. Yani onunla ilgili üzülmez misin? Ben de üzülürdüm. Tabii üzülürsün ya çünkü sen güzel duygularla paylaşıyorsun ve Evet. güzel bir hissiyatın var o konuyla alakalı ve sen bunun karşılığında aldığın tepki var, anladın mı? Tepki var ve senin kararın aslında. Ya herkesten saygı duymasını bekleyemezsin ama en azından kırıcı olmamasını beklersin yani benim açımdan böyledir bu. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi benim çok garipsediğim bir haber var ve hiç beklemediğimiz bir isimden aslında Tolga Evet, Çevik'ten. beklemediğimiz bir isimden. Ben haberi duyduğumda çok garipsedim yani onun... İzlediğimizde biz Mehmet de şaşırdık açıkçası. Evet. Acaba gerçekten böyle mi düşünüyor, bilerek mi söylemiş? Bir izleyelim, sonra bir bakalım siz neler düşüneceksiniz, tartışalım. Ben tarihi yanlış söylemeyeyim diye duruyorum şu an galiba 2008 yılında eşofmanla sahneye çıktığı için bir çocuğu kovduğumu biliyorum sahneden kibarca. Seyirci mi? Tabii tabii seyirci. 19 yaşında altında bir eşofman var. Ben hakikaten çok sinirlendim. Yani kibarca anlattım bunu ama. İzlemeye eşofmanla geldi mi? İzlemeye gelmiş bir tane genç sahneye gelsin diyor Fırat. O çocuk çıkıyor. Helal olsun ya. 19 yaşındaymış öğrendim. Hakikaten Allah inşallah hak etti yani arzuladıklarını yapmıştır. Çünkü sahnede gördüğüm yapamayacağı yönündeydi. Ben de ona dedim ki Ama arzuladığı şeyler belki çok sinirlendim. ne arzuluyorsa bilmiyorum. Ben dedim ki seni sahnede smokinle karşılıyorum. Sen 1885 Ses Tiyatrosu'na eşofmanla mı geldin diye sahneden indirdim. Valla garip geldi bana ya. Hiç Tolga Çevik'ten bekleyeceğim bir hareket değil. Zaten Evet. yıllar önce olmuş bir olaydan bahsediyor herhalde. Bir Yıllar önce. röportajdan bahsediyor Evet. burada. Eşofmanlı geldiği için... Sahneden, pardon, sahneye Evet. çıkıyor bir tane seyircisi ve eşofmanlı geldiği için onu sahnenin dışına aldığından hatta tamamen oradaki ortamdan uzaklaştırdığından bahsediyor. Yani bilmiyorum çok anlamsız değil mi? Bana da çok mantıklı gelmedi. Evet. Yani sonuçta insanlar rahat ettikleri şeyle geliyorlar oraya bir gösteri izlemeye ya Evet. da bir Deşarj olmaya evet geliyorlar deşarj oraya olmaya insanlar. Rahat geliyorlar. geliyorlar zaten. O yüzden gelen yorumlar da biraz bizi destekliyor Evet, açıkçası. evet. Onları da bir okuyalım. Saçmalık insanların giyim tarzı diye bir şey var. Nasıl Acun siyahtan başka bir şey giymiyorsa çocuk da eşofmanla rahat ettiği için giymiştir. Çok büyük bir terbiyesizlik bence sahneden indirmek diye gelmiş Kesinlikle takipçilerinden. çok doğru. Ya şimdi bak mesela ben çok eşofmanla gezen bir insan değilim, tamam mı? Çok da sevmiyorum aslında. Ama bazı insanlar seviyor. O şekilde gezebilir, o Evet. şekilde giyinebilir. Benim bir arkadaşım var mesela Zülal. Geçen programlarda bahsetmiştim. Sadece eşofman giyer. Çok seviyor çünkü. Rahatı seviyordur. Rahatı seviyor ama o Tabii. eşofmanı giydiğinde mesela onu şıklaştırmayı işte takılarla, büyük küpelerle gayet hani dışarı çıkılabilecek hale getirmeyi de hani onu da çok seviyor. Ya Öyle sonuçta onun da bir kullanılabilir. modası var, onun da bir Evet. tarzı var. O da bir tercih meselesi yani Belki de o sonuçta. çocuk, 19 yaşındaki o çocuk oraya yani bunu hiç önemsemeden sadece işte Tolga Çevik'i izleme amaçlı Belki de geldi. hayranı yani Belki, evet, bilemezsin ki belki de tabii ki. çok büyük Ya hayranı. şimdi mesela şöyle düşünelim diyeceğim. Daha önceden yapmış olduğu bir hareketi o zamanlar diyelim belki o şekilde düşünüyordu. Şimdi Farklı değiştirmiştir. düşünüyor da olabilir. Diyeceğim ama şöyle bir şey Röportajında var. da evet Yani çok yeniden tekrar demiyor. ediyorsa eğer bu durumda demek ki arkasında duruyor dediği şey. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ya işte hiçbir fikrim yok niye böyle bir şey demiş. Ya çünkü yarın öbür gün başka bir şey olsa bir erkeğin veya bir kadının kıyafetinden iyi, kötü, açık, kapalı gibi bir şey olsa, bir durum olsa mesela ortada. Der ki Tolga Çevik, kimseyi ilgilendirmez. Kendi ailesinden olsa da Evet. kimseyi ilgilendirmez de. Evet, bu denir. Evet. Gelen yorumlardan biri de
Pardon da nereye geliyor ki? Kendinizi çok önemsemişsiniz demiş. Evet. Bir diğer yorum da Cem Yılmaz'ın bacanağı işte diye olumsuz bir işarette, bir emoji de bulunmuş. Hı hı. Hatırlarsın ki Mehmet geçen senelerde Tolga Çevik'in sahnesine çektiği bir programa evet. Cem Yılmaz konuk olmuştu. Evet evet. Zaten evet. Kız kardeşinin kocası kendisi. Evet. Cem Yılmaz konuk olmuştu ve buradaki hali de eşofmanlı. 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 Onu görelim. Gayet rahat bir şekilde. Yani gelmiş o zaman yani bu çok saygısızlık değil mi şimdi? Evet, ona da. Değil mi? Yani ona da yorum yapması lazım aslında işte. Ama demek ki seyirciyle konuk aldığı kişi arasında değişimler olabiliyor. Onu neden sahneden atmamış dedirtti bana madem ya belki eşofmanla gelmiş. Açıklamayı çok kısa tuttuğu için bu şekilde böyle bir şey olmuş olabilir. Ya da daha önce aralarında bir sürtüşme olmuş olmamıştır. Onu bilmiyoruz çünkü bahsetmiyor. Evet. Ama eğer öyle düşünüyorsa Cem Yılmaz'a da aynısını yapması lazımdı. Aynısını yapması arkasında lazımdı. Arkasında duruyorsa söylediğinin. Evet, öyle düşünüyoruz biz de. Şimdi evet. Can Yaman'la ilgili bir haberimiz var. Can Yaman bu aralar çok popüler oldu bildiğiniz gibi. Bir diziden sonra bayağı böyle gittiği ülkelerde, şehirlerde hep kızların, kadınların böyle yoğun ilgisine maruz kaldı. Evet, yoğun ilgisine maruz kaldı. Onunla ilgili bir videomuz var. Can Yaman havaalanından çıkamıyor. Madrid'ler evet. Eşliğinde çıkıyor. Madrid'de gerçekleşen bir olay. Biz izledik, biz çok şaşırdık. Kim dedik bu Can Yaman ya? Kim bu kadar hayran kitlesine sahip? Ve benim bildiğim bir filmi de yok, öyle değil mi? Uluslararası evet, sadece bir tane dizide şu an evet. Çok fazla ünlü oldu. Bakalım kimmiş bu Can Yaman? Neden kızlar bu kadar Can Yaman'ı seviyorlarmış? Nasıl seviyorlarmış? Bir izleyelim. Şimdi ben konuyla alakalı biraz bir şeyler okudum gelmeden önce. Hı hı. Şimdi Can Yaman Madrid'de izliyorsun sen de. Böyle bir karşılama yapılmış. Şimdi polisler yaka paça götürüyor ya biri şey yazmış. Bu yok da. Şey demiş ya narkotikten içeri mi alınıyor demiş. Anladın mı? Evet. Yani baskından bir suç mu işledi acaba evet, da evet. Bu kadar tutup içeri alıyorlar. Çünkü bayağı yaka paça gidiyor. Hayranları saldırmıyor, bir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyor. Hayranları muhtemelen sadece fotoğraf duruyor. Fotoğraf istiyorlar yani. Bir şey istiyorlar. Gelen yorumlarda zaten tamamen bunun üstüne. Komik geldi niyeyse demişler. Evet. Bu kadar kesat, bu kadar mı kesat işler diye bir yorum geldi. Çünkü bunun insanlar bir PR çalışması olduğunu düşünüyorlar. Sonradan da ortaya çıktı öyle zaten. Mi? Evet. Ciddi misin sen? Oldu. Daha sonradan da aslında Can Yaman'ın gittiği ülkelerde bu kadar hayran kitlesinin olmasının nedeni bir ajansla çalıştığı ve oradan 100 tane kast kadın seçtiği, o kadınları da her gittiği ülkede böyle kameraların karşısında önüne serdiği belli oldu. Bu evet, ortaya çıktı. Evet, insanlarımız demek ki bir şeylerin farkına varmışlar. Çünkü burada da bir yorum var. Oraya toplatılan insanların parayla organize edilmiş. Sanki Michael Jackson geldi. Bir de yaka paça götürülmesi kurgunun daniskası demişler. Kesinlikle. Yapmayın böyle ucuz hareketler demiş. Bu adamda ne var da böyle birden uçtu kadınların gözünde anlamadım diye yorumlar gelmiş. Herkes şaşırıyor. Evet. Çünkü bu kadar inandırıcı değil. Kesinlikle inandırıcı değil. O kadar çekilip götürülmesi ya da o kadar kadınların saldırısına uğraması yani bir diziyle olacak bir yani şey şimdi, değil diye evet, düşünüyorum. Evet dediğin doğru ve herhangi bir ülkede değil, kendi ülkemizde ben böyle karşılandığı bir yer böyle karşılanmıyor böyle zaten. Karşılanmıyor zaten. Avrupa'da ne gibi bir başarısı var ya da yurt dışında ben bilmiyorum yani. Takip edemedim belki de. Biz birazcık gömdük Can Yaman'ı. Ya yakışıklı bir adamdır. Belki kimilerine göre çirkin bir adamdır. Kimilerine göre vücudu çok güzeldir. Kimilerine göre çok kaba geliyordur. Ama bu fazla. Bu fazla evet. Fazla bu dikkat yani. Çekici. Belki biraz daha yavaş yapsaydı bu olayı o zaman böyle hızlı hızlı götürmenin de çok hızlı olmamış. Şimdi Edis'ten bir haberimiz var. Geçen evet. Programda biz Edis'in tarzını tartışmıştık. Yeni tarzıyla gündeme gelmişti. Çok yakışmış Edis'e demiştik. Şimdi Edis başka bir fotoğraf atmış Instagram sayfasına. Evet, başörtülü fotoğrafını evet. Şimdi bir markanın artık yeni trendi diyelim artık. Erkekler için de
başörtüsü, eşarp modelleri üretiyor. Ve bunun da mankenliğini yapanları var kendi bünyesinde. Yandaki resim çok güzel değil mi ama? Yani, çok güzel. Ama Edis'e yakışmış biliyor musun? Edis ne yapsa yakışıyor. Ben Edis'i seviyorum. Edis ne yapsa yakışıyor bence. Edis'in bir dergiye verdiği bir fotoğraf bu. Dergi çekiminden bir fotoğraf. Sonuçta dergi çekimlerinde bence çok ilgi çekici şeyler, konseptler düzenlenecek ki, öyle kompozisyonlar yapılacak ki, yani o çekimler bir işe yarasın verdikleri röportajlar dikkat çeksin diye düşünüyorum. Zaten kendisi de Instagram sayfasından paylaştı bunu. Evet. Çok güzel yorumlar gelmiş. Eşarbını yan bağlama yeni cover demişler. Evet. Hani başörtünü... Harbiden yan bağlamış değil mi? Yan bağlamış. Belki de güzel durmuş, stilisti öyle demiştir artık. Çok büyük ihtimal. Stilistleri zaten yaptıkları için bu dergilerde tasarımlarını. Evet. Daha sonra bir takipçisi yakışmış bence, biraz da erkekler örtünsün ha 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 diye bir yorumda bulunmuş. Evet. Yani çok gereksiz bir yorum olmuş. Ama yakışmış. Biri de şey demiş ya, ilk defa türbana karşıyım diye. Evet. Yani erkekler de takmasın bir zahmet aynen diye öyle bir yorumda bulunmuş. Şimdi Edis'ten güzel eğlenceli haberlerimizden biraz da bir jandarma ile ilgili bir haberimiz var. Evet. Bir jandarmanın engelli bir bireye, vatandaşa verdiği, hediye ettiği tekerlekli sandalye. Evet, haberimiz var. Onu izleyelim, onun videosunu izleyelim. Bakalım o mutluluklarını biz de ortak olalım. Sonra geri dönelim. Çok güzel bir video. İçimizi ısıtan bir video evet oldu. Bizim bu tarz videolara ihtiyacımız var. Sosyal medyada bu tarz olayların da paylaşılmasına ihtiyacımız evet var. Kesinlikle. Çünkü bir sürü kişiye örnek olacak davranışlar diye düşünüyorum. Özellikle jandarmamızın, polisimizin bunları bize göstermesi bizi daha çok birleştirip bütünleştiriyor diye düşünüyorum. Yani zaten gelen yorumlarda da aynı şekilde herkes tebrik etmiş, herkesin çok hoşuna gitmiş. Ve çok güzel olmuş ya. Onu da çok mutlu etmiş zaten kardeşimiz evet, de çok mutlu etmiş. Mutlu olduğunu da görüyoruz zaten videodan. Gelen yorumlar da güzel yorumlar. Evet. Allah ayağınızı taşa değdirmesin. İyi ki varsınız. Daha sonra bir takipçileri nasıl ağladım ya? Allah'ım konuyu biliyorsun. Valla beni de çok duygulandırdı. Evet, çok duygulandırdı. Bir yorumda bulunmuş. Şimdi o zaman diğer haberimize geçmeden biz kısa bir reklam evet arası verelim. Daha sonra güzel haberlerle buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Bir haberimiz var. Cem Yılmaz'la ilgili bir haber. Cem Yılmaz bir yerden çıkarken, bir mekan çıkışında bir hayranı tarafından diyor ki bir espri yap da gülelim diyor. Bu ama çok komik, çok komik. Yani gerçekten komik bir haber olmuş ve telefonda gördüğünüz gibi Cem Yılmaz'ın suratına tutmuş bir espri yap da gülelim. Fotoğraf çok daha komik aslında. Şu duruşları var ya Cem çok Yılmaz'ın daha komik. Cem Yılmaz'ın şu bakışı şöyle hani ne diyorsun sen ya bir espri yap da gülelim. Bence çok sağlam kafada olduğunu düşünmüyorum öyle mi adamın diyorsun? Çok düşünmüyorum çünkü... Belki ya Cem Yılmaz ters bir şey söyleseydi. Ters bir şey söylemeye geçtim. Artık bu tarz şeyler hukuka kadar gidiyor. Bir de şey herhalde zaten o oradan bir şey çıkartmaya çalışmış. Bir şey dedirtmeye çalışmış gibi. Olabilir. Muhtemelen videoya alıyor zaten olabilir buradan. Olabilir ama gayet haber değeri de taşımış. Taşımış evet evet. Taşımış ki buraya kadar gelmiş. Ve gelen yorumlar da aslında iki tarafa da ayrılıyor. Evet iki tarafa da ayrılıyor. Komedyen değil misiniz diye bir yorum gelmiş. Evet, ben bunu şöyle olmuş algıladım. Komedyen değil misiniz? Bir espri yapın da gülelim. Gibi olmuş bence. Ya bu şey gibi düşün ya.
espri yap da gülelim. Anladın mı? Biraz öyle olmuş yani. Adam dalga geçer gibi olmuş. Bana göre öyle. Dalga geçer gibi olmuş. Birisi şey demiş, adamın işi bu diye iyi modda olmak zorunda değil. Ayıp ediyorlar demiş. Haklı. Bana göre çok haklı. Bence de haklı. Tabii canım, adam oradan nasıl çıktı bilmiyoruz ve sürekli espri yapmak zorunda olan bir adam değil. İşi bu. Özel hayatı sonuçta. Hı-hı. Belki bir mekana eğlenmeye gitti ve onun çıkışında yorgun argın eve dönecek. Yani kimseyi eğlendirmek zorunda değil. Kesinlikle kimse işi değil. Dışında. Kesinlikle değil. Hele bu şekilde bana deseler ben de yapmam yani. Evet. Bir espri yap da gülelim. Bir emrübaki var burada sonuçta. Buradan aklıma şu olay geldi. Mehmet'in bir arkadaşı var. Ercan, bizim de çok sevdiğimiz arkadaşımız. Buradan çok selam. Ercan çok komik. Her girdiği ortamı neşelendiren güzel bir insan. Ona da en son yapılan, sen anlat istersen. Ya şey, biz bir yere gitmiştik, böyle bir organizasyon vardı, oraya toplandık. Orada şey demişlerdi, ya esprili bir arkadaş ve benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya Ercan bizi bir eğlendir dediler, tamam mı? Şimdi adam tamam güzel espri yapıyor, insan da neşeli bir dururken insan. Dururken neden sizi eğlendirsin? Bu olayı ben ona benzettim. Evet. O da komik. Ya aynı yere çıkıyor aslında. Yani evet, o mesela Ercan o gün yapmak zorunda hissetmeyebilir. Ya zaten içinden gelerek yapılan bir şey. İnsan espri içinden gelerek yapar. Birini zorla güldüremezsin ki. Bir yorumda demiş ki, insanlarımızın hadsizliği had safhada demiş. Doğru söylemişler. Katılıyorum ben buna. Çok doğru söylemişler. Evet, katılıyorum. Şimdi kadına şiddetle alakalı bir haberimiz var ama kadına şiddet yok. Kesinlikle yok haberimizde. Büyük üstadlardan biri var. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın bir paylaşımı bu ara çok döndü. Hemen bir video izleyelim, daha sonra yorumlayalım. 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günü. Bugün uluslararası bir gün. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu şiddete karşı bir mücadele veriliyor. Her gün neredeyse bir kadın öldürülüyor. Ne korkak adamsınız. Ayıptır. Ayıp. Şu kadar utanma olsa pes yani. Şimdi burada Kadir İnanır diyor ki, bu kadar mısınız? Evet. Yani kadınlara el kaldıracak kadar, şiddet uygulayacak kadar mısınız? Siz bu kadar basit misiniz gibisine konuşuyor. Ben bu videoyu izledikten sonra Kadir İnanır'ın önceki filmleri aklıma geldi biraz açıkçası. Hatta bir takipçisi de öyle bir yorum yapmış. Demiş ki, her filmde kadınları döven burada duyar kasmış, çok da komik olmuş diye. Tartışılır aslında. Hem evet. Film, eski filmler, şu an dönemimiz çok daha farklı. Artık bu tarz şeylere çok daha duyarlıyız. Ve tepkiliyiz. Bakış açılarımız çok daha değişti diye düşünüyorum. Hı-hı. Bir yandan da evet, öyle sahneler vardı diye geçiyor aklımdan. Ya şimdi dönemin getirisi midir? Reddedilebilir bence. Çünkü gerçekten iyi bir oyuncu. Böyle Hı-hı. bir sahneyi ben istemiyorum Hı-hı. diyebilirdi. O zaman için artık nasıldı bilmiyorum ama... ben bu paylaşımı yine de her ne olursa olsun çok hoşuma gitti. Güzel evet, bir paylaşım. Evet. Yani en azından düşünmüş olması bile. Ben birçok ünlüye baktım. Hı hı. Yani fenomen olanlara da baktım. Konuyla alakalı herhangi bir paylaşım yapılmamış olmasına rağmen en azından aklına gelmiş ve konuşmuş. Çünkü dünyaca önemsenen bir gün. Kadir İnanır da çok sosyal medyayı kullanan biri değil diye değil, biliyorum. Değil. Ama bugüne değil. Özel... bir duyuruda bulunması bence çoğu insanın dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Yani en azından biz burada paylaşıyorsak bir değer kazanmış veya insanlar izlemiş veya yorum yapmışlarsa demek ki söylemek istedikleri bir yere ulaşmış. Evet, ulaşmış diye düşünüyoruz. Şimdi Sihirli Annem'in Damla Ersubaşı ile alakası bir haberi var. Sihirli Annem'den gelen bir oyuncumuz. Evet. Bu arada 98'li. Kendisi Damla Ersubaşı. Bizim. Evli, evet ve şu an ikinci bebeğine hamile. Evet. Eşiyle aralarında şöyle bir olay geçiyor. Eşi gece kulübü sahibi biri ve gece başka bir kadınla olan yakınlaşmaları görüntüleri ortaya çıkıyor. Daha sonra bu görüntülerde Damla Ersubaşı'ya bayağı eleştiri geliyor. İşte senin eşin bunları yapmış. Şöyle, kadın hamile. Evet. Yani bir kere kadın hamile ve olayın asla gerçeğini bilmiyoruz. O görüntüleri görerek bizim çok bir şey söylememiz doğru olmaz diye düşünüyorum.
Evet. Kendisi bir açıklama yapmış mı peki? Gördün mü sen? Şöyle, eşi bir açıklama yapmış. Hı hı. Ekrana geldi zaten. Bugün hakkımda çıkan eşini aldattı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde bir bayan müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir demiş. Hı hı. Konuyla ilgili demiş, daha fazla açıklama yapmayacağım ve yasal haklarımı kullanacağım. En mantıklısını yapar. En mantıklısını duyurmuş. Yapar. Çünkü bu konularda ne kadar konuşursan o kadar dallanıp budaklanıyor. Kesinlikle. Ki hamile bir kadının böyle bir şeyin en azından kocasının zan altında bırakılması. Anne olan bir kadının ya, evet, yani. Evet evet, çok rahatsız edici bir durum. Rahatsız edici bir durum. Ha, biz doğrudur yanlıştır onu bilmiyoruz, evet, daha detaylarını. Olayın detayını bilmiyoruz. Sonuçta onların kendi aralarında olan bir şey. Gelen yorumlara bakalım hemen. Bu kız bu arkadaşı nasıl beğenmiş ya demiş, kocasından ötürü. Evet. Mevlana görse sen gelmeden o derece demiş. Ve 498 beğenme daha almış. Ben güldüm buna. Ya, sebebi nedir mesela böyle bir şey yazmasının? Beğenmemiş. O eşini beğenmemiş. Yani kocasını beğenmemiş. Yakıştırmamış ve böyle bir yorum atmış. Evet, konuyla çok alakalı bir yorum. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Karını niye takipten çıktın demiş bir takipçilere. Kocası Damla'yı takipten çıkmış. Evet, Damla'yı takipten çıkmış. Daha sonra Damla da onu takipten çıkmış. Sonra tekrar takipleşmişler. Demek ki onlar da aralarında bir yanlış anlaşılma yaşadı diye geldi. Muhtemelen de konuşmuşlar. Ve çözüme de ulaştırmışlar diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Akşama kadar düşüne düşüne bunu mu buldun demiş yaptığı açıklamaya. Ne yazabilir ki oraya? Ne yazsa beğenecekler ki? Hiçbir şey. Hiçbir şeyi beğenmeyecekler. Hiçbir şey. Yani. Çünkü biz kaosu seviyoruz. Kaostan besleniyoruz. Zaten bizim hoşumuza gidiyor. Sevki. O yüzden böyle yorumlar geldi. Şimdi güzel bir adam var. Yakışıklı bir adam var. Çok yakışıklı bir adam var. Çok da iyi bir oyuncu kendisi. Onun bir fotoğraf paylaşmış kendi profilinde. Ve sevilmiş. Çok sevilmiş. Zaten sevildi. Çok fotoğraf beğenildi ve fotoğrafla ilgili de gördüğünüz gibi fotoğrafta kazak değişik bir kazak. Öyle eskiden 90'ların ya da 80'ler 90'ların kazağı, bu vintage dediğimiz, bu şey eski anneannelerin ördüğü. Evet, biraz evet. Anneannelerin ördüğü kazaklara benziyor. Gerçi bu kadar desenleri yapmak için biraz çabalamaları uğraşmak lazım ama ben kazağı çok beğendim ben bu arada. Ben de çok beğendim. Herkese yakışmaz ama. Evet, herkese yakışmaz. Herkese yakışmaz. Kıvanç Tatlıtuğ giydiği yün kazağı ve şapkayı ben giysem tarlası yanmış köylü gibi olurum demiş bir takipçisi. Çok doğru söylemiş. Adam yakışıklı, tamam, ezmeyin bizi diye yorumda bulunmuş. Kıvanç, sen bir balığın bile hafızasında kalırsın demiş. Çok bir diğer takipçisi. Çok güzel bir iltifat değil mi? Bunu kullanalım mı? Evet evet, güzel. Bunu kullanalım. Güzel bir iltifat. Siz de eşinize, sevgilinize, kız arkadaşınıza veya gönlünü almak istediğiniz birine bu şekilde bir konuşma yapmak istiyorsanız bu cümleyle başlayın. Evet. Sen bir balığın bile hafızasında kalırsın. Çok zekice bir espri olmuş. Kıvanç Tatlıtuğ şapkayı kazağı seçerken çirkin adamlara tuzak kurmuş. Azıcık saf, az düşünen bir çirkin şu kazağı veya şapkayı alsa kötü gibi dolaşır ortada evet, demiş. Kötü dolaşır ortada demiş. Herkese yakışmaz ama bence. Herkese de. Yakışmaz. İlla ki yakışan olur da bu adama bir tık daha fazla yakışıyor her seferinde. Çünkü o askısı kaldırıyor adamı. Tabii canım, yani bir askı var. Adamın şeyi kaldırıyor. Ve o kaldırıyor. Herkesin de gözüne batmış bu. O yüzden böyle yakışmış ama. Gelmiş. Yakışmış. Yakışmış. Aleyna Tilki tweetleri biliyorsunuz meşhurdur. Aleyna Tilki her hafta böyle gündem yaratacak, bomba olacak tweetler paylaşıyor. Ben mesela bu haberi Aleyna Tilki'den duydum ilk. Bugünün cumartesi, yarının pazar, sonranın pazartesi olacağını bilmiyordum. Biz bunu bilmiyorduk. Aleyna Tilki yani çok teşekkür çok ederim sana. Bizleri aydınlattığı için. Bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olacak. Yani evet. Yani bu şey kadar. Ya bu yazıyorum. Yazdım gitti. Ne yazsam ne yazsam dememiş o. Aklına ilk gelen şey yazmış. Aynen öyle. O zaman demişler bu sene 2019, sene 2020, daha sonra 2021 olacak. Ya bu çok güzel olmuş ya. Çok güzel bir yorumdu. Dün de cumaydı. Allah'ım herkese akıl fikir ver diye dua etmiştim. Daha sonra nasıl çıkılıyor buradan? Psikolojimi bozacaklar diye de bir yorum gelmiş. Aleyna Tilki konuşmak için konuşuyor diye düşünüyorum ya. Ya çünkü bunun mantıklı bir açıklaması olamaz. Hiçbir şekilde yok. Evet. Gelen tepkilerde zaten bunu gösteriyor. Sosyal medyayı aktif kullanıyor. Evet, bayağı aktif ve kullanıyor. Ve arada böyle şeyler yazıyor. Hı-hı. Haftada en azından bir kere böyle bir paylaşımı var kendisi. Gündemde kalıyor mu? Evet, kalıyor. Evet. Gerisi Aleyna'yı hiç ilgilendirmiyor gerçekten. Ve paylaşılıyor.
Gidiyor öyle millette bir şeyler yazıyor altına. Ya şey oluyor, espri üretiyor aslında altına insanlar, evet, onu bekliyorlar. Tamam. Daha sonra İrem Deriz'den bir haberimiz var. İrem Derici bir magazin programına konuk oluyor ve bir açıklama yapıyor. Bütün eski sevgililerim beni sosyal medyadan engelledi diyor. Peki Mehmet'e biraz dönelim. Evet. Sen eski sevgililerini engelledin mi ya da onlar seni engellediler mi? Hiçbirini engellemedim. Neden? Çünkü onlar önce engelliyor. Onlar önce oldukları için. Onlar önce engelledikleri için benim engellemem fırsat olmuyor. Zaten olmuyor. Senin peki? Ben engelleniyorum genelde. Hı-hı. Daha sonra böyle bir iki gün geçiyor, engel açılıyor ama o zaman ben de hiçbir şey yapmamış oluyorum. Benim engellerim de açılmıyor. Ya benim açılıyor. Hı-hı. Benim engellerim de açılmıyor. Ya benim öyle çok da bir eski sevgilim yok zaten de. Hı-hı. İşte çok yıllar önce olan bir şeyden bahsediyorum ben. İrem Derici de burada bir açıklama yapmış demiş. Belki evlenmiştir. Hepsi demiş beni engelledi. Hı-hı. Buna da bir arkadaşımız tweet atmış. Seni o kadar iyi anlıyorum ki demiş İrem Derici. O da engellenenlerden birisi. Evet, aynı kaderi paylaşıyorlar herhalde. Daha sonra İrem Derici'nin bu yaptığı açıklama üzerine bir yorum gelmiş. Hak etmişsin, ondan engellemişler. Hı-hı. Durduk yere niye yapsınlar? Kadın dediğin ağırbaşlı olur, kadın dediğin bir kere sever, kadın dediğin bir kere sevilir. Her önüne gelenle sevgili olmaz. Bu kadın dediğin neden bir kalıba konuluyor bu kadın artık? Neden biz sürekli bir kalıbın içindeyiz? Kadın dediğin şöyle olur, kadın dediğin şunu Hı-hı. yapar, bunu yapar. Erkek de yapar, kadın da yapar. Eşitiz. Bu kadar. Bu konuyu çok açmayayım da eşitiz. Ve benim de çok sinirimi bozan bir şey var. Bu kadın dediğin, erkek dediğin muhabbet. Mesela erkekte de nasıl diyeyim, 1.80 boyu olacak. Aylık 20 milyar maaşı olacak. Evet, genelde olacak, erkeklerden de beklentiler bu olur. Ha, evet, evet. Böyle görünür ya biz, genelleme yaparsak. O sizin istediğiniz. Herkesin istediği aynı şey değil. Ama gerçekten herkesin istediğiymiş gibi de fav alıyor yani. Evet, kesinlikle en çok beğeniler, en çok tıklanmalar bunlara geliyor. Gidiyor. Yani insanların biraz bakış açısıyla alakalı bir şey. Değiştirmeleri lazım. İrem Derici'yi çok başarılı bulurum ama çok fazla tarzım olan bir kadın değildir. Burada çoğu programda söylediğim gibi. Ama bu yorumunu o kadar sevdim ki. Sus kız keko yazmış. Vallahi. Sus demiş ya, sus kız demiş. Tebrik ederim. Ben de tebrik ediyorum hem burada. Hem kibarca demiş ki kapa çeneni. Evet yani biraz. Öyle demiş yani. Öyle demiş ama istediği yorumu da yapmış. Hiç düşünmemiş. Bu yorumu yapan arkadaş onu engeller mi? Ne yapar diye düşünmemiş. Zaten yorumu yapan burada siz göremiyorsunuz ama bizim gördüğümüz kadarıyla fake hesaptan yani orijinal olmayan bir hesaptan yapılan yorum. O yüzden çok engellenmesi, engellenmemesi çok da umurunda olmamıştır diye düşünüyorum ama. Ben eski sevgililerinden bir tek şeyi biliyorum zaten İrem Derici'nin. Bir dansçı, evet, dansçı vardı değil mi? Çocuk vardı. Evet, evet. Onu biliyorum. Bayağı küçüktü ondan hatta. Çocuk 20 yaşındaydı. İrem Derici 33 yaşında şu an. 30 küsür öyle yaşlardı mi? Evet. Onunla ya, da zaten zar zor sevgili olmuşlardı. Ya o yaş muhabbetine ben dedim ya takılmıyorum. Geçen şeyi de bahsetmiştik. Hı-hı. Küçük gelinimiz. Evet, küçük gelin. Yani yaş meselesine çok takılmıyorum da. Demek ki o da şey yapmış, engellemiş onu. Evet, birbirlerini engellemiş. Yani. Herkes birbirini engellesin. Müge Anlı'nın da dediği gibi ben bakıyorum diyor Müge Anlı. Hı-hı. Aa sen hoşuma gitmedin mi? Sen diyor beni rahatsız mı ettin? Hemen diyor seni engellerim diyor. Telefon diyor benim elimde diyor. İstediğimi yaparım diyor. Katılıyorum buradan Müge Anlı'ya. Kesinlikle katılıyorum. Beni rahatsız eden birisi varsa ben de engellerim. Hatta direkt takip geliyor. Hı-hı. Bakıyorum beğenmiyorum. Direkt engelliyorum. Evet. Hiç. Yani ya da rahatsız edici bir mesaj alıyorsun, engelliyorsun. Hı-hı. Neden sen o mesajı daha fazla alıp canını sıkasın ki? Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yine haberimize geçelim. Güzel bir videomuz var. Kedilerimiz, köpeklerimiz bitmez Sosyopop'ta. Kedi terörüyle alakalı bir video var. Bakalım kedi amcamızın başına ne işler açmış? İzleyelim. Video bayağı komik olmuş. Gördüğümüz gibi deviriyor yani. Amcayı kedi oradan koşarak kaçıyor ve deviriyor. Gelen yorumlar da daha komik olmuş hatta. Birden kalkınca ben de böyle oluyorum. Baş dönmesi. Evet, baş dönmesi. Bazen başımız dönüyor yani. Bir şeker düşmesi. Ama o plastik sandalyeler evet, var. Plastik sandalyelerden. Yandaki arabaya da çarpıyor ama gördüğümüz gibi. Arabaya da çarpıyor. Bir yorum gelmiş. Göçük nasıl oldu? Dayının biri kediyi görünce masayla arabaya vurdu. Adam korkuyor değil mi? Evet, arabasına zarar geldiğini söylemiş. Zekice yorumlar gelmiş. Sosyal medya, Twitter bizim
Canımız yani. Aynen öyle. Gülmek için Twitter'ı açıyoruz, Instagram'ı açıyoruz. Gerçi bir de Sosyopop'u takip ediyoruz hafta sonu. Kesinlikle kaçırdıysanız öyle. Eğer hiç vaktiniz yoksa saat 10.30'da. Hafta içi saat 10.30'da biz pazar günü buradayız. Şimdi sırada neyimiz var? Bir tane daha düğün komik videomuz var. Evet. Bir düğünümüzde bir tane dayımız var. O da galiba ortamın eğlencesine mi kapılıyor artık? Ambiyansa mı çok heyecanlanıyor, ediyor. Bir ihtimal daha var, onu da izledikten sonra evet, söyle. Evet, izledikten sonra bakalım. Güzel bir videoydu. Çünkü herkes böyle bir şok oldu, bir şaşırıyor farkındaysan. Videoyu bu arada çok izleyince arkadaki çok detaylara fark ediyorsunuz. Arkada ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Adamın kalkışı muazzam ya. Kimse de yardım etmiyor, herkes oynamaya devam ediyor. O da farkında değil mi? Şey diyor herhalde, niye düştüm ben? Neden oldu ki diyor. Ayağı kaymış mı? Ayağı kaymış herhalde ya. Ayağı kaymış gibi bir olay oluyor. işin acı tarafı da arka tarafta dansın hala devam ediyor. Evet onu dedim ya, dans hala devam ediyor. Hiç kimse kimsenin umursamayışı çok güzel. Ayağı kalkınca oynayacak zannettim ya. Bir dans figürü olarak evet. Aslında güzel olabilirmiş. Daha sonra başarı merdivenlerini tırmanıyorum diye bir yorum gelmiş. Her izlediğimde yeni bir ayrıntı fark ediyorum. Allah aşkına alın beni bu videodan diye. Videoyu ben ilk defa izliyorum, burada izliyorum. Vallahi çok güldüm ama eve gidince de detaylarını inceleyeceğim. Daha sonra güzel bir haberimiz var. Evet, çok tatlı bu hafta bildiğimiz gibi, daha doğrusu geçen hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Buradan da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tekrardan kutlayalım. Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir öğrenci grubu eski zaman önlüklerini giymişler, siyah önlükleri giymişler, beyaz yakalarını takmışlar ve eskiden ilkokul öğretmenlerini ziyaret etmeye gitmişler, eski okullarındaki. Çok güzel bir fotoğraf. Güzel bir anı olmuş bence ve hala unutulmadığını gösteriyor evet, bu. Evet, vefa, bir vefa göstergesi. Yani öğretmenlerimize karşı gerçekten vefada olmalıyız. Evet. Yani iyi ve kötü öğretmenlerimiz hepimizin de olmuştu illaki. Evet, hepimizin ama illaki mesela, var. Travma bırakan üstümüzde öğretmenler var, kesinlikle vardır. Ben mesela memlekete gittiğimde her zaman okula giderim, lise ve ilkokuluma. Bakarım ya, orada sevdiğim hocalar varsa onlarla görüşürüm. Ya şimdi birkaç tanesi duruyor. Biliyorsun bazı olaylar oldu, yerleri değiştirildi, evet. Şey oldu falan. Ama gidiyorum, onları ziyaret etmeye çalışıyorum. Zaten çok sevdiğim insanlardı benim. Çünkü hayatımıza her türlü katkısı oluyor onların. Yani öğretmenlerimiz sayesinde aslında bir şeyler bize bu kadar buralardayız belki de. Değil yani mi? Öğretmenlerimiz sayesinde ama dediğim gibi kötü... bize psikolojik açıdan biraz zarar veren öğretmenlerimiz de olmadı değil yani. Kesinlikle oldu. Bunlar o yüzden mesela benim ilkokul hocam çok severdim. Çok çok severdim. O tamamen böyle beni alıp böyle sıfırdan alıp çok fazla bende katkısı olmuştur. Buradan da izliyorsa ona selam olsun. Aynı şekilde diyorum. Benim de 1 ve 2. sınıf hocam Safiye hocam. Çok seviyorum kendisi. Hala çok seviyorum. Buradan o zaman çok öğretmenlerimize selam söyleyelim buradan. Yorumlar gelmiş. Bu saç sakal ne oğlum deyip kızmamış mı? Baş tacısınız öğretmenlerimiz. Tüm atanan, atanamayan, ücretli, ücretsiz hepiniz bir tanesiniz demiş. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Öğretmenler baş tacımız. Bir yorum olmuş ama. Saçını sakalını kesmedim mi? Benim hiç öyle bir derdim olmadı. Olmadı mı? Hiç neden? Olmadı. Bütün sınıf arkadaşlarımı müdür gelir çıkarırdı. Hadi tıraş olun gelin diye ceza olarak. Ben oturuyordum sınıfta. Gerçekten. Ki hala da öyle ya. Yok canım, çıkıyor. Yani evet. biraz ama... Şeyden, tabii. Instagram'da şu efektli bölümünden bıyıklı evet. Efekti Mehmet yapıyor genelde. Kendini öyle birazcık avutuyor. Takmaya ediyorum dedim. Tak yani. Sonuçta istediğinde çıkartabiliyorsun. Şey derdin yok, tıraş derdin kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Hiçbir şey yok. Kesinlikle öyle. Askerden sonra diye düşünüyorum artık. Evet. O zaman çıksın. İnşallah o zaman çıkacak. Daha sonra komik bir videomuz daha var. Kedi, kuş ve köpekten oluşan bir video. Kedilerimiz kuş için bekliyorlar, belki saldıracaklar. Daha sonra köpeğimiz gelip hepsini kaçırıyor. Bir izleyelim, biz çok güldük. Bakalım siz de gülecek misiniz? Tatlı
bir videoydu. Güzel bir videoydu, komik bir videoydu. Sosyopop'un olmazsa olmazlarından. Kediler, köpekler bizim evet. Olmazsa olmazımız programda. Şimdi Oğuzhan Uğur'la ilgili bir haberimizde sıra. Evet. Oğuzhan Uğur, hı-hı, takip eder misin YouTube'dan? Çok takip etmiyorum. Ben de çok takip etmiyorum. Çok da ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Evet. Çok uzun bir program yapıyor. Gerçekten bayağı yarım saatlik, bir saatlik programları var. Çok da izleniyor. Çok izleniyor aslında. Bayağı da seviliyor yani. Evet. Geçen gün bir röportaja konuk oluyor. Bir araba içinde çekilen, hı-hı, bir programa konuk oluyor. Ve orada 3000 kitap okuduğundan bahsediyor. Ne kadar sürede? Bütün hayatı boyunca. Evet, hayatı boyunca 3000 kitap okuduğundan bahsediyor. Videoyu bir izleyelim. Bakalım Oğuzhan Uğur sizce de gerçekten 3000 kitap okumuş mudur? İzleyelim, bir geriye dönelim. Bu adamı açıyorum ve moralimi bozuyorum. Ben bu adam gibi yapamam. Adam yani kaç kitap okudun abi? Abi bugüne kadar sanırım 3000'in üzerindedir. Evet, mesela benim hayattaki en büyük eksiklerimden biri çok kitap okumadım. Acayip saygı duyuyorum. Bir takipçisi şey demiş, başlığı açılmış mı diye bir bakayım derken geçen sene acilen bu başlığı gördüm, açılan bu başlığı gördüm. Adam bir senedir aynı yalanı söylüyor demişler. Evet, inanmamış. Kimse inanmamış Oğuzhan Uğur'un bu kadar kitap okuduğuna. Ya aslında hadi diyelim okumuştur, tamam mı? Okumuş olabilir. Bunun katkısı nedir, ne değildir onun hakkında bir fikrim yok. Onun kendisi biliyor. Ama biz zaten milletçe çok kitap okuyan bir ülke değiliz. Evet. Yani sen bana desen ki 100 kitap okudum desen ben de bir düşünürüm yani. 3000 çok olmuş. 3000 belki de biraz fazla olmuş. Çünkü benim aklıma gelen şeylerden biri bu kadar zamanı oluyor mu? Ya, çünkü evet, hayatın koşturmacası. Tabii ki zaman yaratmak isteyen zaman yaratır. Kitap okumak bir boş vakit hobisi değil diye düşünüyorum. Ya şimdi benim bildiğim müzik programı yapıyor. Yani bir orkestrası var, şarkı evet, söylüyor. YouTube'dan yayın yapıyor, evet, programları var ve 3-4 farklı programı, hı-hı, var. Ve aynı zamanda üniversitelere söyleşiye falan gidiyor. Herhalde sırada bunları yapmadan önce okumuş. Ha, olabilir, belki o şekilde olabilir yani, bilmiyorum. Bunları yapmadan okumuş olabilir. Destekli atmadığı için yalanının demiş ortaya çıkması durumudur. Hı-hı. Hayır, 1200 falan dese hadi inanayım bari derim de 3000 nedir? Akşama kadar YouTube'da video çekiyorsun. İşte ne bizim dediğimize gelmiş. Evet, bu da bizim dediğimize gelmiş. Ha, gece okuyor olabilir. Gece uyumadan önce. Ama o tempoda biraz zor ya. Okuduysa. Pek Mehmet'e hayır, inanamadım. Hayır, gerçekten inanamadım da okuduysa ne mutlu yani. Tabii ki onun ne mutlu onun için. Şey. Tabii ki ona katkısı, bize olan katkısı bir olay yok. Hı-hı. Ama gelen yorumlar komik, bizim ilgimizi çekti. Cin Ali serisi 10 kitap, hı-hı, Ayşegül serisi 13 kitap. 23 kitap buradan etti. 23 kitap etti buradan. Daha sonra da gelen bir tane daha yorumumuz, hı-hı, var. 3000 kitap okudum demesiyle dalga geçenlere bakıyorum. Tek satır okumamış adamlar. 9-10'lu yaşlarında kitap okuma alışkanlığı edinen biri için çok normal sayılar. Adamı sırf düşüncelerinden ötürü linç ediyorsunuz diye. Burada bir destek. Farklı bir bakış açısı da gelmiş. Evet, destek gelmiş. Yani şöyle olabilir. Mesela ben de izlediğim filmlerin listesini yapıyorum. Hı hı. Ama gerçekten filmse listesini yapıyorum. Hı hı. Yani bana göresi değil. Kabul görmüşse. Bence hepsini yaz. Neden? Yani mesela ona örnek vereceğim. Mesela bazı TV filmleri var biliyorsun. Böyle evet, hani çok basit yapılmış edilmiş. Onları yazma gereksinimi duymuyorum. Hı hı. Ha, 3000 kitap olmuştur. Ama bunlar hepsi bizim bildiğimiz kitaplar değildir. Belki o yüzden konduramıyoruz. Yani belki de o yüzdendir. Yani 5 sayfalık kitap da var. 1000 sayfalık, 2000 sayfalık yani kitap da var. Ben de mesela kitap okuduğum her kitabı yazarım. Sen de değil mi? Filmleri yazıyorum. Filmleri yazmam ama okuduğum her kitabı yazarım. Ederim aklımda dursun diye. Ne zamandan beri burada demişler ya 9-10 yaşından beri belki kitap okuma alışkanlığı vardır diye. Senin o küçük yaşlarda başladı mı alışkanlığı? Ya işte ilkokula başlamadan önce 6 yaşımda ben 8. sınıfa kadar mükemmel kitap okuyordum. Hı hı. Sonra bak mesela benim o kadar yoğun bir hayatım olmamasına rağmen ben fırsat bulamıyorum evet, çoğu zaman okumaya ve zaten gece okuyabilirsem gece 10 sayfa okuyorum, uykumu getiriyorum, yatıyorum, o kadar yani. Benim kadar de öyle oldu artık. Benim de bir ara çok fazla böyle, hı-hı, ilkokul, ortaokul zamanı, ortaokulda böyle sürekli günlükler vardı, genç kız günlükleri. Evet, evet, evet. Onları okurdum ben çok fazla, oradan kitap okuma alışkanlığım geldi. Daha sonra liseye geçince böyle bir duraksama dönemi oldu Osmanlı bir gibi. Oldu. Bir evet, yoğunluk, bir üniversite sınavına hazırlanma olayı.
Daha sonra üniversitede tekrar dedim tempoya alışmam lazım ama o lise döneminde bir durma oldu. Bir de İzmir'de bizim ikinci el kitap satan bir kitapçımız vardı. Öyle mi? Ben her zaman giderdim ikinci el kitap alırdım ve böyle hani ailemden harçlık almadığım zamanlarda da mutlaka o çarşıya gittiğimde başka bir kitabımı verirdim. İçine böyle notlar yazardım, bir şeyler yazardım. Onun yerine başka bir kitap alırdım. Bir sonraki kişiye de senin evet. notlarınla birlikte evet, geçiyor. Evet, öyle olurdu. Benim evdeki kitapların da aynı şekilde. Ben de ikinci el aldım kitaplarımı. Hı-hı. Ya bazıları mesela kitabın ilk basım yılından, ilk Hı-hı. basımlarından mesela. Bana çok daha değerli geliyor. Daha değerliler evet. Birilerinin elinden gelmiş, birileri okumuş, birileri sindirmiş o kitabı ve sen de yani daha değerli. Bir de orada başka böyle notlar buluyorsun Hı-hı. ya, çok arada denk geliyor yani. Başka bir yaşanmışlık var o kitapta. Kitabımın birinde hatta birisi kız arkadaşına hediye etmiş. O da muhtemelen geri satmış. O da satmış kitabı. O da geri satmış, o da bana geldi artık. Olsun artık, yapacak bir şey yok. Kitabınız bende. Evet, Mehmet'te kitap. Çok güzel bir videoyla devam ediyoruz. bir filmimiz var. İzleyelim, geri dönelim. Videomuzu da izledik. Bugün de birbirinden güncel, heyecanlı, bomba gibi haberlerimizle sizlerleydik. Bir dahaki haftaya Sosipop'ta tekrar biz buradayız. Görüşmek üzere diyoruz. Ben İrem Can Kurtaran. Ben Mehmet Atçı. Önümüzdeki hafta ve diğer programlarımızda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.